Görüntüler dikkat çekici mi Faruk Bey? Çok, Siz nasıl yorumluyorsunuz? Çok dikkat çekici tabii. Elif'in Hanım'ın söyledikleri büyük oranda tahminler. Acaba bu olabilir mi? Bu olabilir tabii, mi? Tabii tahmin. Şimdi yani Elvan konusu bence çok konuşulacak bir konu değil. Hani alkışladı alkışlamadı meselesinden daha öte ciddi sorunumuz var yani. Ülkede ekonomi sos veriyor. Yani şimdi Lütfü Elvan alkışladı alkışlamadı. Hani biraz magazin işler. Alkışlasa ne olur, alkışlamasa ne olur? Alkışladı diye döviz şimdi, kuru alkışlamadığı yani. Bölüm herhangi bir bölüm olmadığı katılmıyor. İçin dikkat çekti. Tabii, tabii. Yani tam da ekibine kızdığı, tabii, faiz tabii. kararını eleştirenleri tabii, aramızda tabii, göremeyiz dediği bölümü alkışlamıyor. Anlıyorum tabii yani. Acaba bu, diyorum yine iyi niyetle bakıyorum. Acaba daldı mı o anda falan düşüncelere ya, mi daldı yoksa düşüncelerine mi katılmıyor diye de bir hani. Ya emin olun bu da bir gerekçedir. Bu arada Sayın Lütfü Elvan izliyorsa numaram var kendisine, bir açıklama yapmak isterse memnuniyetle okuyabilir. Çok, çok zannetmiyorum kendisine. Bir açıklama yapacağını. Belli olmaz. Şimdi insanız ve şurada canlı yayında oturmuşuz. Yani siz bir şey sorarsınız bana. Ben o arada aklımdan başka bir şey geçiriyorumdur. Gerçekten sorduğunuz şeyi anlamam. Buradayızdır aslında. İzleyici öyle anlamaz. Yani siz bir daha sormanız gerekir bana. Belki orada böyle bir an da yaşanmış olabilir. Ama biz işin esas tarafına bakalım. Lütfü Elvan faiz indirimine bence katılmıyor. Yani böyle bir görüşü yok. O faiz konusunda Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı düşünmüyor. Neden düşünmüyor? Şimdi Cumhurbaşkanı şunu yapıyor. Az önce Elfin Hanım dedi ki, orası çok önemli. Dedi ki, ya bu kur çok önemliydi. Ne oldu şimdi? Hani kur önemsiz oldu da faiz önemli hale geldi. İşte nas burada. Yani bu sefer ayetler, Kur'an-ı Kerim'den ayetler devreye giriyor. Ne oldu? Şu oldu. Bana sorarsanız Cumhurbaşkanı elindeki kozla savaşmak istiyor. Kur Cumhurbaşkanı'nın elindeki bir koz değil. Kur küresel bir koz. Yani dolar, euro, yabancı para burada kontrol edebileceği bir şey değil. Ama faiz kendi koz olmaktan çıktı diyelim. Çıktı. Çünkü bugüne kadar yok, öyleydi. Hayır, dengeleyebiliyorlardı. Hayır, hayır şekilde. Öyle demiyorum. Ben dolar bir koz değil demiyorum. Cumhurbaşkanının kontrol edip kontrol bu ekonomik edip. Tartışmalar içinde hamle yapabileceği bir şey değil, bir elindeki koz değil. Ama faizi indirebilir. Yani kendi kafasına göre bir plan yapar. Ben Merkez Bankası üzerinden faizi indirdim der. İndiriyor da işte 16-15'e indi. Hayır, Aralık'ta da indirim bekleniyor. Elif Hanım'ın sorusuna bir yanıtınız var mı? Kur eskiden önemliydi. Bunun için gerektiğinde rezerv bile bozuluyordu. Şimdi kurdan sıcak vaz mı geçildi? Sıcak para vardı o zaman. Sıcak i̇şte nakit para vardı. Rezerv bitti. Rezerv bitti. Yani nakit para olduğu için kur üzerinden de Merkez Bankası Başkanı rezervimiz var dediydi. Kur üzerinden de hamle yapabilir. Kur üzerinden de hamle yapabilirdi o zaman. Şimdi şu andaki mevcut durumu toparlamak için faizi indirme ve içerideki iş hacmini genişletip içeriye para sokma derdinde. Yani daha fazla sıcak para istiyor. Türkiye'nin şu anda sıcak paraya ihtiyacı var. Reklam yokmuş. Bu ekonomiyi epey konuşalım ama sadece Lütfü Elvan alkışladı alkışlamadı diye değil. Gerçekten ekonominin bugüne gelişini, Türkiye ekonomisinde Ege Cansen bugün diyor ki 40 yıllık hata 40 günde düzeltilmez diyor. Çok önemli bir şey söylüyor. Yani burada Kübra Par'ın programlarında Ege Hoca'ya bir bakın bir bakın diye diye Altaylı da programına konuk aldı en son. Evet, çok önemli şeyler söylüyor. O onu es geçmeyelim, geniş konuşalım. Ama Elfin Hanım'ın sorusu şu. Kur bugün önemli değil. Ya önemli de Türkiye'nin kurla dans edecek gücü yok. İşte ben de onu yani Türkiye'nin zaten. Kurla hamle yapacak, kurla piyasayı düzenleyecek gücü yok şimdi. Peki, çünkü elinde şey o kadar dövizi yok yani. Faruk Bey, diğer konuklarıma geçeceğim ama şunu az önce dediniz ki ya önemi yok alkışlayıp alkışlamamışsın bu işin magazini. İyi de şöyle bir durum var. Şimdi her bakan değişikliğinde de kur etkileniyor. Etkilenir. Dolayısıyla yani bakanlarda değişim olacak mı diye düşünüyor olmasının insanların aslında magazinden öte bir tarafı ya var. Ya tabii ki öyle, onu söyledim zaten ama hani alkışlayıp alkışlamaması şu an Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu duruma inanın bana zerre kadar katkı vermez. Ama şunu yapar, Cumhurbaşkanı'nın görüşüne katılmıyor Lütfü Elvan. Biz bunu görüyor muyuz? Ben görüyorum şahsen.
Yani ben görüyorum, katılmıyor. Peki Sayın Akşener'in bu alkışlamamanın sebebi de olabilir. Etmeli, çıkıp açıklamalı sözlerine ne dersiniz? Efendim? Sayın Akşener'in eğer katılmıyorsa çıkıp bunu beyan etmeli ve istifa etmeli. Tamam, doğru, katılıyorum. Yani belki de böyle yapmamalı. Yani katılmıyorsanız bir yönetim içindesiniz. Burada Cumhurbaşkanı var. Siz de bakansınız. Sizi de bu Cumhurbaşkanı atamış. Gerçekten uygulanan ekonomik politikaya, şimdi devreye sokulan yönteme, sisteme ya da çalışmaya katılmıyorsanız, buradan bir sonuç alamayacağınızı düşünüyorsanız, bence de çıkıp söylemelisiniz. Yani orada alkışlayıp alkışlamadığınızda biz burada kehanette bulunmamalıyız yani. Söyleyebilir misiniz? Söyleyemez. Neden? Neden söyleyemez öyle bir şeyi? Ancak ayrılabilir görevinden. Görevinden de ayrılamaz. Tamam, görevinden ayrılabilir Elfi Hanım, onu söylüyorum. Niçin söylenemez? Azledilir.